Değerli dostlar, herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz Afrika kıtasının önemli ve stratejik değerdeki ülkesi Sudan, 15 Nisan 2023 günü başlamış olan bir iç askeri çatışma yaşıyor. Bakın, iç savaş yaşıyor demiyorum. İç askeri çatışma diyorum. Kavramları iyi vermek lazım. Çünkü ortada bir halkın katıldığı, Sudan milletinin katıldığı bir savaş yok. Daha önce Ömer el-Beşir döneminde ortamı hazırlanmış, devamında 2019 yılı itibariyle de o ortamın güçlendirilmiş iki askeri güç arasında bir hesaplaşma var. Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el-Burhan'ın komutasındaki Sudan meşru ordusuyla Ömer el-Beşir döneminde özellikle Darfur soykırımında büyük görev almış Janjaweed milislerinin şimdiki adıyla hızlı hareket gücünün yani hızlı müdahale gücünün komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya bağlı milisler arasında bir savaş yaşanıyor. Bu savaşta taraflar var. Bu taraflardan biri olan Genelkurmay Başkanı, meşru yönetimi, meşru devleti, Türkiye, Mısır gibi devletler destekliyor veya kısmen destekliyor. Ama şu sıralarda özellikle meşru orduya karşı Sudan'da çok önemli ilerlemeler gösteren Muhammed Hamdan Dagalo'nun katil sürüsünü esas olarak İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ittifakı ve bağlantısında da Wagner bağlantısı çerçevesinde Rusya yönetimi destekliyor. Bu ittifakın bu şekilde olmasının ana nedeni Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in Sudan'daki altın madenlerinden büyük miktarda para kazanmaları esas olarak. Çünkü Muhammed Hamdan Dagalo milisleri Sudan'ın altın madenlerine hakimler. Wagner Rus destekleri sayesinde burada görevlerini iyi yapıyorlar ve Orta Afrika Cumhuriyeti üzerinden çıkartılan altın madenleri Dubai'ye gidiyor. Dubai'de nakite çevriliyor. Bir kısmı Rusya'ya gidiyor, bir kısmı Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail ortaklığına gidiyor, bir kısmı da Dagalo'ya gidiyor ve savaşa devam ediyorlar. Şimdi bu çerçevede baktığınız zaman mesela Muhammed Hamdan Dagalo'yu Şubat 2022'de tam da böyle Ukrayna Savaşı'nın başladığı günlerde nerede gördük? Abu Dhabi'de gördük. Çünkü bir milis teşkilatı başkanı olarak her ne kadar o sırada yönetimdeki adı ikinci adam da olsa Muhammed Bin Zayed'in özel davetlisi olarak Abu Dhabi'deydi, Dubai'deydi, görüşmeler yaptı, destek aldı vesaire. Ağustos 2020'de bunlar hepsi kayıtlı ha. Yani hiç böyle afaki bir cümleden bahsetmiyoruz. Ağustos 2020'de Muhammed Hamdan Dagalo İsrail gizli servisi Mossad'ın o günkü başkanı Yossi Cohen'le görüştü. Ağustos 2020'de görüşmenin mekanı anlatılmıyor ama net olarak bilinen bir şey var. Bu görüşmeyi de Birleşik Arap Emirlikleri hazırladı. O yüzden görüşmenin büyük bir olasılıkla Dubai'de gerçekleştiği ifade ediliyor. Ve 2020 itibariyle Sudan'daki bu milis grubun başkanı olan Muhammed Hamdan Dagalo, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ortak ittifakının adamı olarak orada görev yapmaya başladı. Yani savaşı kazanırsa Sudan gibi çok stratejik bir ülke ya ikiye tekrar bölünecek, böylece Güney Sudan'ın kopmasından sonra yeni bir parçalanma yaşayacak yahut hiçbir kopma olmayacak. Abdülfettah el-Burhan, adaşı Abdülfettah el-Sisi'nin Mısır'ına kaçacak, ordu dağılacak ve İsrail Birleşik Arap Emirlikleri ittifakı Sudan'a el koymuş olacak. Böyle bir durum çerçevesindeyiz. Fakat bu arada tabii işler iyi gitmiyor. Niye iyi gitmiyor?
Özellikle Darfur her zaman büyük bir problemdi. Ömer el-Beşir döneminde oradaki Afrikalı aşiret ve kabilelere karşı büyük bir soykırım gerçekleşmişti. Cancevit milislerinin lideri olarak Muhammed Hamdan Dagalo ve kardeşi o bölgenin uzmanı olan isimler oldukları için bu iç çatışmada da ilk etapta orayı kontrol altına aldılar. Çünkü Darfur hem Orta Afrika'dan gelen Rus yardımının hem de Libya'daki Halife Hafter üzerinden kendisine ulaştırılan Birleşik Arap Emirlikleri yardımının en stratejik noktası olarak biliniyor. Ve bu Darfur'da Birleşmiş Milletler özellikle Batı Darfur bölgesinde şu anda büyük bir etnik temizlik yaşandığını duyurdu. Bu bölgedeki Afrika kökenli Masalit halkının Muhammed Hamdan Dagalo'nun milisleri tarafından çatır çatır öldürüldüğü bildirtiliyor. Gelen bilgiler ve alınan görgü tanığı ifadeleri sivillerin toplu halde infaz edildiğini hatta canlı olarak yakıldığını gösteriyor. Cenevre Birleşmiş Milletler Sözcüsü Jeremy Lawrence'ın açıklaması. Bölgedeki iki mülteci kampı Ardamata ve Dorti ile yakındaki Masalit El Kabri yerleşim bölgesi saldırıların üç noktası olarak görülüyor. Buradaki genç Masalit erkekleri öldürülüyor. Kadınlar ve genç kızlar toplu tecavüzle karşılaşıyorlar. Hızlı destek gücünün bölgede ayrıca toplama kampları oluşturduğu da görüldü. Buraya sevk edilenlerin akıbeti hakkında henüz hiçbir bilgi alınamıyor. Bu Masalit kabilesinde son 7 günde 4000 insanın öldürüldüğü yolunda çok net bilgiler ulaşıyor. Masalitler bir Afrika kabilesi. Bunların 960 bini Çant'ta yaşıyor. Sudan'da da 350 bini yaşıyor yani Batı taraf Darfur'da. 2003 Darfur katliamında bu kabilenin 170 bin insanı öldürülmüştü. Böyle olaylar yaşanıyor bu yüzyılda arkadaşlar. Sadece Gazze değil. Yani Masalit kabilesini ortadan kaldırmak için böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi soracaksınız Ardan Bey, bu Masalit kabilesi nasıl, yani dini açıdan nedir diye. Tamamı Sünni Müslüman arkadaşlar. 17. yüzyılda pagandan ayrılmışlar. Yani o eski Afrika şeyinden 17. yüzyılda ayrılmışlar. 17. yüzyıldan bu yana Masalit kabilesi Sünni Müslüman olarak hayatına devam ediyor. Sadece bizim deyimimizde Afrikalı, zenci, öyle diyelim, onu gözünüzün önüne getirin, oldukları için Arap milisler tarafından İsrail ve Birleşik Arap Emirliklerinin bilgisi dahilinde etnik temizlikle karşı karşıyalar. Yani İsrail bir yanda Gazze'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin suskunluğu çerçevesinde Filistinli çocukları, aynı ittifak Muhammed Hamdan Dagalo vasıtasıyla Batı Darfur'da yine Müslüman, Sünni Müslüman Masalit kabilesini etnik soykırıma uğratıyorlar. İttifaklar ve yaptıkları asla tesadüf değil. Hoşçakalın.